Arkadaşlar hoş geldiniz. İLEM sunumlarının bu Şubat ayının ilk oturumunda İLEM'den bilsinle beraberiz. Kaybetmiş oturumumuzda. Başlık olarak disiplin karar defterleri ışığında lise gençliğin değişen değer tutumları. Burada bir özetini sunmuş arkadaşlar. Ben özetinden bahsetmeden direkt kısaca hocamızın biyografisini arz edeceğim. Ondan sonra sözü kendilerine vereceğim. Arife Gümüş, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Eğitimi Anabilim Dalı'nda lise disiplin cezasına konu olan davranışların değerler perspektifini incelenmesi Üsküdar Bölümü 1980-2010 başlıklı teziyle bitirdi. İlke İlim Kültür Eğitim Derneği'nde çeşitli araştırmalara katılan Arife Gümüş, eğitim politikaları, eğitim tarihi, eğitim sosyolojisi, din eğitimi ve buna benzer konulara dair araştırmalar yapmaktadır. Hepinize geldiği için hoş geldiniz diyoruz. Hemen sözü Ali Hocam'a dönüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Zahmet etmişsiniz. Beni soğuk bir havada burada olmayı tercih ediyorsunuz. Burada tezimizin başlığı disiplin kurulu karar defterleri ışığında lise gençliğinin değişen değer tutumları. Orijinal başlığı liselerde disiplin cezasına konu olan davranışların değerler perspektifinden incelenmesi Üsküdar örneği 1980-2010. Ben size öncelikle bizim teknik bazı disiplinlerden bahsetmek istiyorum. Niçin ismi bu kadar uzun? Belki ondan bahsetmekte yarar var. Doğrudan suç sözcüğünü kullanmak akademik camiada maalesef negatif algılandığı için suç sözcüğünü kullanamayacağınız ya da işte disiplin olayı şeklinde kullanmanız makul karşılanmadığına disiplin cezasına konu olan burada birazcık aslında görecelik vermiş oluyorsunuz bu kavrama, yumuşatmış oluyorsunuz, hoş görme şeyini kazanmış oluyorsunuz. Bunun nedeni hatta hani 1980-2010 yılları arası son 30 yılı analiz ettiğimizde bu kavramın bu şekilde kullanılması nedeninden de bahsederek aslında birazcık girmiş olayım. Suçlara verilen, suç disiplin cezasına konu olan davranışlara verilen cezaların 2000'li yıllara gelindikçe çok çok hafiflediği, artık hani ceza konseptinden çıkmış olduğunu görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da titiz bir şekilde buna ceza dememek için ve ceza kapsamına girecek şeyleri, dayatmaları uygulamak istemediği için böyle genellikle bu kavramları genişletmişler, güzelleştirmişler. O yüzden biz de 2010'lu yıllarda bu tezi yaptığımız için böyle bir geniş kavram kullanmak durumunda kaldık. Tezimizde bizim sormak istediğimiz şey, acaba bu geçen zaman içerisinde okullarda görülen disiplin cezasına konu olan davranışlarda ne tür değişiklikler olmuştu? Gençlerde görülen bu olumsuz davranışlar bizim acaba değer dünyamızı nereye tekabül ediyor ya da değer değişimlerini analiz ettiğimiz zaman bunu nasıl anlamamız gerektiğine dairdi. Şöyle temel sorular seçtik kendimize. İşte liselerde görülen disiplin cezasına konu olan davranışlar yıllar içerisinde ne tür değişiklikler göstermiştir? İkincisi, liselerde görülen disiplin cezasına konu olan davranışlar okul türüne göre dağılımında ne tür farklılıklar görülmüştür? İşte cinsiyetler arasında ne gibi farklılıklar var? Sınıflar arasında ne gibi farklılıklar var şeklinde. İkinci bir ayak olarak da acaba aynı davranışları yıllar arasında ceza verme oranı nasıl değişmişti? Bu okullar arasında farklılık gösteriyor mu? Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda tanımlanmış ve ceza uygulanması gereken bir davranış olarak görülen olumsuz bir davranışa okullar arasında ceza verme davranışı farklılık arz ediyor muydu sorusuydu. Üçüncü olarak da peki bu cezaların oranı yıllar içerisinde ne tür değişiklikler gösterdi? Bu ayaklara bağlı olarak da biz Üsküdar'da bulunan 5 farklı lisede araştırmalar yaptık. Bu liselerden ben size kısaca bahsedeyim. Birinci lisemiz Üsküdar Ticaret Lisesi'ydi. Hem farklılıkları görebilmek açısından hem de farklı lise türlerindeki değer yargılarını anlayabilmek, değer duygusunu anlayabilmek, disiplin cezasına konu olan davranışlarda görülen değişiklikleri analiz edebilmek için farklı lise türlerini seçtik. Birincisi Üsküdar Ticaret Lisesi'ydi. İkincisi Üsküdar İmam Hatip Lisesi. Üçüncüsü Burhan Felek Lisesi. Dördüncüsü Haydarpaşa Anadolu Lisesi. Beşincisi de Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi. İki tane Anadolu Lisesi'nin olmasının nedeni biliyorsunuz 2005 yılı sonrasında bütün liselerimizin Anadolu Lisesi olması gibi, işte genel liselerin artık tedavülden kaldırılması gibi bir temayül olduğu için zaten Anadolu Lisesi Türkiye'de çok yeni bir lise olduğu için hani biz de 1980'li yıllardan itibaren almak istediğimizden bu böyle almak daha makul görülecekti. Dolayısıyla şöyle baktığımız zaman aslında
bir tane Anadolu Lisesi, iki tane genel lise, bir ticaret meslek lisesi, bir tane de İmam Hatip Lisesi çalışma okullarındandı. Bir de biz bu disipline yansımayan davranışların dışında acaba bu süreç içerisindeki değişimleri analiz edebilmek için öğretmenlerle görüşmeler yapabilir miyiz diye düşündük. Buna karşılık olarak da disiplin kurulu karar defterlerinin işlenmesinde çok etkili olan okullarda disiplin işleyişine başkanlık yapan okul müdür baş yardımcılarına da görüşme yapmaya karar verdik. Aynı çalıştığımız okullardaki okul müdür baş yardımcıları. İkincisi de okulların disiplin gidişatında etkisinin büyük olduğunu gördüğümüz rehberlik servisleri. Üçüncüsü de ders içeriği itibariyle disiplin işleyişine etkisi olacağını düşündüğümüz din kültür ve ahlak bilgisi dersi öğretmenleriyle görüşmeler yapmış olduk. Böylelikle de 25 tane öğretmenle de görüşme yapmış olduk. Aslında burada ben size çok niceliksel değişimlerden bahsetmek istemiyorum. Yani rakamsal olarak 500 tane olaya ulaştık. İşte bir okulda 500 vaka, ikinci okulda 580 vaka, işte 80 vaka fark ettik. Çünkü bu çok canlandı olmayabiliyor. Biliyorsunuz yani okulların kalabalık olması, demografik yapısı bunda çok etkili olabiliyor. Biz bunu izah edemeyeceğimizden dolayı, çünkü en başta şunu söylemem gerekiyor aslında. Disiplin olaylarını çalışmak çok zor. Çünkü okul müdürleri kendi özel hayatlarına müdahale ediyormuşsunuz gibi algılıyorlar bunu. Çokça size disiplinin arşivlerini açmak istemiyorlar. Ben mesela 5 okulda çalıştım ve 5'inde de müdür baş yardımcılar odasında çalıştım. Hani gizli evrak muamelesi gördüğü için gözlerinin önünde çalışmamızı istiyorlar. Gerçi onların bana öğrettiği bir şey vardı. Fotoğrafını çekip evde çalışırsın diye korkuyordu. Ben bunu yaptım. Onları da söyleyeyim. Dolayısıyla burada size nicelikten daha çok niteliklerden bahsetmek istiyorum. Çünkü daha anlamlı olmuş olacak. Birinci konuşacağımız konu okul türlerine göre niteliksel olarak ne gibi değişiklikler olmuştur? İkincisi sınıflara göre nasıl? Üçüncüsü cinsiyete göre nasıl? Dört son olarak da yıllara göre nasıl değişiklikler olmuştur? Öncelikle okul türlerine göre disiplin olaylarında meydana gelen değişimlerden konuşacak olursak, disiplin öncelikle her okulun kendi çevresinden, veli profilinden ve dolayısıyla öğrenci profilinden kaynaklanan kendine has bir kültürün olduğunu gördük. Dolayısıyla bundan hareketle değer anlayışları da burada okullar arasında farklılık göstermektedir. Temelde disiplinsiz davranışların değerlendirmesinde görülen farklılıklardan burada bahsetmek lazım. Örneğin İmam Hatip Lisesi'nin işte çok ağır bir vaka olarak görebileceği bir olayı ticaret meslek lisesi öğretmenleri çok masum olarak değerlendirebilmektedirler. Ya da Anadolu Lisesi'nde suç kategorisine girmeyecek, arşive girmeyecek bir davranış keza inanç şekilde İmam Hatip Lisesi'nde çok ağır suç olarak görebilmektedir. Dolayısıyla şurada size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İmam Hatip Lisesi öğrencileri de niceliksel olarak baktığımızda disiplin olayına gitme rakamsal olarak daha fazladır. Ama hani öğrenci ifadelerine baktığınızda, suçun işlevine baktığınızda arada çok büyük farklar olduğunu görüyoruz. Mesela öğretmenine lan dediği için okuldan 5 gün uzaklaştırma alan bir İmam Hatip Lisesi öğrencisi var bir tarafta. Bir tarafta da öğretmenin boynuna kravat takarak onu tuvalette döven bir öğrencinin kınama cezası alması var. Yani bu tür şeylerle çok sık karşılaşıyorsunuz. Ya da öğretmenine yol vermeyen kız öğrenci, mesela toplumun görgü kurallarına, ahlaki duyarlılıklarına aykırı davranış işleyen bir öğrenci kategorisinde yol vermemekten kastımızı da anlayabiliyorsunuz. Ya da işte öğretmenine Facebook'tan sayfa açıp, öğretmenin adına sayfa açıp orada ona hakaret eden bir öğrenci aynı kategoride değerlendirilmiş. Bu da aslında hani biz niceliğin ötesine, öğrenci ifadelerine başvurduğumuzda ortaya çıkabilen bir durum. İkincisi de öğretmenlerin disiplin konusunda bakışlarında görülen farklılıklar. İmam Hatip Lisesi öğretmenleri oldukça disiplin olaylarına karşı tahammülsüzler. Hiçbir şekilde yani İmam Hatip öğrencisinden beklentileri çok yüksek olduğu için. Tabii burada şunu da söylemekte yarar var. Velilerin de bu öğretmenlere desteği çok fazla. Çünkü velinin öğrencisini İmam Hatip Lisesi'ne gönderme gerekçesi aynı zamanda din eğitimini de alması. Ve din eğitimine atfedilen anlam da onun toplum hayatında daha düzgün bir insan olması olduğu için bu minvade beklentisi olduğunu öğretmene sınırsız yetki verebiliyor veliler. Ama diğer mesela Anadolu Lisesi'nde şunu çokça sıkça görüyorsunuz. Veli öğretmene gidip rahatlıkla sen benim çocuğuma karışamazsın diyebiliyor. Yani okullar arasında bu veli profilinden kaynaklanan farklılıklar ciddi anlamda disiplin gidişatını etkilemiş durumda. Üçüncü olarak da öğrencilerin disiplin konusunda bakışlarında görülen farklılıklar. İmam Hatip Lisesi öğrencileri bu tür suçlarla disipline gittiklerinde bir mahcubiyet ifade edebilmektedir. Hatta size şunu söyleyeyim.
Disiplin arşivinde işte hakkını helal et dedik, helalleştik. Biliyorsunuz öğrenciler disipline gittiği zaman ifadeleri alınıyor öğrencilerin. İşte neden bu suçu işledim? Her iki öğrenci, iki öğrenci kavga ettiyse ikisinin de ifadesi yazılı olarak alınıp imzalanıp disiplin arşivine yerleştiriliyor. Niçin bu suçu işledim denildiğini. Hani biz aramızda konuştuk, evet bir hata yaptık, sonra birbirimize hakkını helal et dedik, sarıldık. Bu şekilde olayı çözüyorlar. Ama diğer tarafa bakıyorsunuz, diğer liselerde, özellikle ticari meslek liselerinde ve ikinci sırada da Anadolu liselerinde, Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin bir hak arayışında olduklarını görüyoruz. Ve hiçbir şekilde hani hakkını helal et boyutunu hiçbir şekilde yakalayamadıklarını en azından disipline giden öğrencilerin üzerinden görüyorsunuz. Dolayısıyla okul türlerine baktığımız zaman gerek okulun kendi kültürü, gerekse de öğretmenlerin algısı ve gerekse de öğrencilerin algısı okullardaki disiplin gidişatını etkilemiştir. Sınıf düzeyine göre disiplin olaylarına gelince bunu çok hızlı geçeceğim. Çünkü tahmin edebildiğiniz üzere 9. sınıf öğrencileri henüz liseye yeni gelmiş öğrenciler olduğu için çocukluk ve gençlik arasında bocalama döneminde olduğunda biraz daha fazla disiplinsizlik gösterebiliyorlar. Ama şunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor belki de. Burada görülen disiplinsizlikler genelde işte dersin işte akış ve işleyişini bozma, belki küçük hareketlerle öğretmene saygısız davranma, belki dersi asmak dediğimiz izinsiz dersi terk etme, işte ders araştırıcının yanında getirmeme ve benzeri olurken sınıflar yükseldikçe niceliksel olarak disiplin olaylarının azaldığını görüyorsunuz. İşte 11. sınıfa geldiğinde biraz daha az, 12. sınıfa geldiğinde artık pek tük olmaya başlıyor. Burada iki şey çok önemli. Birincisi öğrenciler okulun kültürünü yakalamış oluyorlar sınıflar yükseldikçe hangi hocanın nasıl tepki vereceğini. Dolayısıyla o kültür içerisinde kurdukları ilişkiler nedeniyle bazı davranışlarının masum addedilerek affedilebildiğini görüyor. Bunu nereden söylüyoruz? Bunu disiplin arşivinden hareketleriyle söylüyoruz. Çünkü mesela bunu çok da rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bir öğrenci 9. sınıfta bir disiplin cezası almış. Bu öğrenciyi takip ediyorsunuz. 10. sınıfta disiplin cezası alan öğrenciler arasında ismi var mı? İşte 11. sınıfta disiplin cezası bakıyorsunuz aynı öğrenci mesela 11. sınıfta aynı davranışı gösterdiğinde daha müsamahayla karşılanmış. Normalde aslında beklenen iki suçu aynı anda işlediği için daha doğrusu paralel suçları işlediği için daha da ağırlaştırılması. Çünkü Milli Eğitim'in disiplin müfredatını incelediğiniz zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın beklediği şey aslında birazcık bu olmuş oluyor. En önemli nedenlerden bir tanesi hani son sınıfa doğru disiplin olaylarının azalmasında artık öğrencilerde gelecek kaygısı başlamış oluyor. İşte bu ÖSS dediğimiz sınav maratonuna girildiği için zaten okula çokça fazla da gelmedikleri için hani dershanelerde daha çok zamanlarını geçirdikleri için son sınıflarda disiplin olayları daha az. Şayet son sınıfta disiplin olayı görülüyorsa da bu artık çok ağır vakalar oluyor. Mesela büyük kavgaların olduğu işte çok üzülerek söylüyorum. Mesela cinayet olaylarıyla karşılaştım. Madde kullanması, işte alkol kullanımı, yani aşırı böyle cinsel içerikli şeylerin olması, bunlar genelde son sınıf öğrencilerin yaptığı şeyler. Dolayısıyla niteliksel olarak son sınıfta az ama niteliksel olarak en ağır suçların görüldüğü yer son sınıflar olmuş oluyor. Peki cinsiyete göre disiplin olaylarındaki niteliksel değişimler nelerdir dersek, cinsiyetler arasındaki farklılıkların 1980 ile 2000 yılları gelindiğinde çokça artık azalmaya başladığını görüyoruz. Aslında bunu 1980'li yıllar sonrası ortaya çıkan neoliberal ekonomik politikalarıyla birlikte işte ekonomik gücün elde edilmesi, medyanın dayattığı işte erkek kadar güçlüysen hatta onu geçersen ancak değerli, güçlü bir insan olacaksın imajını verdiği etkiyle kız öğrencilerinin arşivlerde bunu çok rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. 80'li yıllarda bu 30 yıllık süreç içerisinde daha böyle erkeksi tavırlar takılmaya başladıklar. Mesela çok rahat kıza erkek grupları kurabiliyorlar. Hatta şunları çok gördüm. Özellikle Anadolu Lisesi'nde en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi kız öğrencilere ait çetelerin olması. Bunlar sadece kızları da dövmüyorlar bu arada, erkek öğrencileri de dövüyorlar. Yani şeyi görüyorsun, disiplin arşivinde kız öğrencilerin kurduğu bir çeteden dayak yiyerek disipline gelmiş erkek öğrencileri, mağdur erkek öğrencileri görüyorsunuz. Aynı şekilde erkek öğrencilerin de kız öğrencilere hani mesela 80'li yıllarda çokça buna rastlamıyorsunuz. Ya da işte şeyi görüyorsunuz, öğretmen ifadesinde işte öğrenciye şu söylendi, kız arkadaşına işte daha kibar davranmalısın diye. Mesela öğrenci burada bir mahcubiyet ifadesinde bulunuyor. Öğretmen o kız olmasına rağmen şunu yaptı, bunları yazıyorlar disiplin arşivine. Ama 90'lı yıllara gelindiğinde özellikle 2005 sonrasında artık hiç böyle bir farkın gözetmediğini görüyorsunuz. Yani öğretmenlerle biz yaptığımız görüşmelerde onlara da biz bu soruları sorduk. Sizce cinsiyetler arasında
açısından yıllar içerisinde bir değişim oldu mu diye sorduğumuzda öğretmenlerin de söylediği nokta aslında biraz da buydu. Zaman içerisinde evet biz kız öğrencilerden biraz anlayışımız gereği daha böyle onlara karşı hassas davranıyorduk. Ama gelinen süreçte artık bizim gözümüzde bir farkları yok. Sadece daha kızgın olduklarını ifade ediyorlar. Hani kız öğrenciden beklenmeyecek tavır takınmaları nedeniyle. Dolayısıyla karşımızda kız gibi erkekler, erkek gibi kızlar. Bu arada bu da çok önemli bir nokta. Bu disiplinde göremedim, arşivlerde göremedim ama öğretmenler yaptığım mülakatlarda gördüğüm şeylerden bir tanesiydi. Erkek öğrencilerin de çok fazla erkek gibi davranmak istemedikleri, işte saç olarak, saç şekli olarak, giyim kuşam olarak, konuşma tarzı olarak kadınlar da çok fazla ortak kültürde benimseyebildiklerini söylüyorlar. Ben bunu tezimde yazmadım çünkü yani mülakatlarda öğretmenlerin bazılarını söylediği bir şeydi. Hani destekleyebilseydim kullanabileceğim şeylerden birisiydi aslında. İkincisi de kimliksiz hitap biçimleri. Diyeceksiniz ki hani bu kız erkek gruplarıyla bir arada. Bu arada burada şey okul farkı gözetmiyor. Çünkü yönetim lisesinde de bunları görebiliyorsunuz. Kız erkek gruplarının olmasını. Peki bunu nasıl muhafaza ediyorlar? Yani çünkü orada veli profilinden bahsetmiştik ya. Yönetim lisesinin veli profili bunu muhafaza ediyor diye. Yönetimlere gelindiğinde bu şey cinsiyet farklılığının azalmasında ve diğer liselerde aslında en çok gördüğüm şey öğrenciler herhangi bir kimliğe ya da herhangi bir ilişkiye tekamül etmeyen sanal kavramları kullanmaya başlamışlardı. Mesela fanta, kanki, fanta kavramı. Bunu nereden anlıyoruz? Öğretmen bir kız öğrencisini bir erkek öğrenciyle gördüğünde disipline veriyor. İşte aynı bu şekilde velisi davet edildi. İşte velisine soruldu. Velisi, hocam biz kankayız diyor. Ben de ne diyeceğimi bilemedim. Çünkü kankayız dediğinde bu nasıl bir ilişkiye tekabül ediliyor bilinmiyor. Yani erkek arkadaşım dediğinde, işte Türkiye toplumunu düşündüğümüzde bu erkek arkadaşın sınırları, yasakları, kuralları ve benzeri belirlenmiştir. Ama kanka izlediğinde bu aileleri birazcık çaresiz duruma düşürüyor. Acaba bu neyin, bu ne ifade ediyor şeklinde? Ya da işte mesela öğretmenler de bize bunu çokça söylediler. Ya hocam işte kanka izliyorlar, bir şey diyemiyoruz. Ya hocam öyle şey olur mu? Biz tabii ki de birlikte gideceğiz. Çünkü biz o benim kankam, o benim papam, o benim kankim dediğinde söyleyebileceğimiz bir şey. Dolayısıyla aslında burada birazcık da şeyi görmüş oluyoruz. Sanal dünyanın içerisinde yeni bir kimlik inşa etmeye başlandığı, yeni ilişki şekillerinin de ortaya çıktığını görüyoruz. Son olarak yine cinsiyet bazlı düşündüğümüzde güç göstergesi olarak kavga, şeyler, cinsiyetlerin benzeşmesi noktasında en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi de kavga olayı oldu. Mesela 1980'li yıllar, 80'li 90'lı yılları düşündüğümüzde kavga çokça yüksek olan, çokça görülen şeylerden bir tanesi değil. Kavga yok demiyorum. Ama bu kadar yaygın değil. Hani 2000'li yıllarla mukayese ettiğimizde. Fakat genelde erkeklerin kavgasından bahsediliyor. Ama 2000'li yıllara geldiğimizde öğretmeninde de ben kız öğrencilerin de artık ortaya çıktığını görüyorum. Dolayısıyla bu yine öğretmenlerin söylediği şeylerden bir tanesiydi. Bir güçlü olmanın işte başkasından öğrencilerin şöyle bir gözlemleri oluyor. Eğer o bir çete kurmuşsa bir güce sahip ol, bir otoritesi var. Dolayısıyla kavga bir otorite elde etme aracı olarak görüldüğü için bu hem kız öğrenciler hem de erkek öğrenciler tarafından benimsenen bir şey oluyor. Diğer bir aşama olarak da yıllara göre lise gençliğinde görülen değişimler nelerdir diye bakacak olursak burası daha çok yıl bazlı çalıştığımız yerlerden bir tanesi. 1981-1990 yıllarında bunu genelde niçin 1980'i baz aldık? Aslında en başta söylemem gereken şeylerden bir tanesiydi. 1980'li yıllar biliyorsunuz Türkiye'nin teknoloji anlamında çok hızlı değişim dönüşümler yaşamış olduğu bir dönem. İkincisi olarak işte özel dönemin özellikle neoliberal ekonomi politikaları benimsemesiyle birlikte artık hayatımızda ciddi yeni kavramların, yeni yaşam tarzlarının geldiği dönemlerden bir tanesi. Bir de benim alanım din eğitimi olduğu için 1980 askeri darbesinde okullara din eğitimi dersi zorunlu konulduğu için de 1980 benim için anlamlıydı. 1980-90'lı yıllara geldiğimizde şöyle bir Yuppie denilen bir gençlik kavramıyla karşılaşıyoruz. Bu aslında Kozanoğlu'na ait bir kavramlandırma. Yuppie gençlik, Young Urban Professionals, daha doğrusu o dönemdeki öğrencilerin daha çok uluslararası ilişkiler, ticaret, hani siyasi ilişkiler, siyasal bilgiler, fakültesi ve benzeri gibi şeylere yöneldiğinden bahsediyor.
ve bu yönelimin öğrencilerde yeni değer yargılarını oluşturduğunu görüyor. Hatta mesela 1980-90 bazı düşündüğümüz zaman 2000'li yıllara geldiğinizde buna 2000'li yıllardan 80'li yıllara bakmak daha anlamlı oluyor. Çünkü o dönem temelleri yerleştirilmiş pek çok şey. Mesela yine Kozanoğlu diyecektir ki 90'lı 2000'li yılları arasında işte dikey gençlik ortaya çıkmıştır. Hatta Reşat Çalışlar diyecektir ki kendisi 1978 doğumlu, 1980 kuşağı vardır. Çünkü 1980 pek çok açıdan, özellikle değer değişimi, toplumun yaşadığı hızlı değişim dönüşüm açısından bir kırılma noktası olmuştur. Burada 1980-90'lı yıllar arası gençliği Young Urban Professionals ile Yuppie gençlik olarak ifade ediyor. 1991-2000'li yıllara geldiğimizde dış görünüşe her şeyden çok önem veren marka düşkünlük, pasif tüketim izleyicisi olarak Tiki gençlik. Peki bunun bizim tezimizle alakası ne? 1980-1990'lı yıllara geldiğimizde aslında biz direkt Yuppie gençlikle karşılaşmış olmuyoruz. Disiplin gidişatına baktığımız zaman daha böyle masum denilecek, masum addedilecek şeyleri yapmış olan öğrenciler görüyoruz. Mesela benim en çok etkilendiğim şeylerden bir tanesi, öğretmenin yolda görüp ceketini iliklemeyen bir öğrencinin okuldan 3 gün uzaklaştırma cezası alması olmuştu. Mesela bakıyorsunuz 1990'lı yıllara gelindiğinde bu işte kınama cezası oluyor. 2000'li yıllara geldiğimizde böyle bir şeyi suç olarak, yani mesela bu yüksek sesle ifadelendirdiğinde öğretmeni görmüş, isterseniz bugün bunu deneyelim yani, öğretmeni görmüş yolda ceketini iliklememiş. Çok normal karşılanır. Yani hiç kimseyi rahatsız etmez. Kaldı ki 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası alması, biraz sonra ezan okunabilir. Son olarak da 2001-2010 yıllara geldiğimizde burada da metroseksüel genç tipinden bahsedelim. Ben biraz da şöyle gideyim. Tabii ki disiplin cezasında konu olan davranışlarda bu zaman diliminde nasıl farklılıklar olmuştu? Biraz daha somut örnek vermek adına söyleyeyim. Mesela bizim bir tane davranış türümüz var. Okullarına göre disiplin cezasında konu olan davranışlar. Dersin akış ve işleyişini bozacak davranışlar sergilemek. Bu hem yıllara göre hem de okul türlerine göre baktığımızda mesela izinsiz dersten kaçmak, öğretmene alo demek, işte peteğin üzerine ayağını atmak, mesela bir olay anlatabilirim size, bir Anadolu Lisesi'nde karşılaştığım bir olay. Bu izinsiz derse girmemek adı altında işleniyor. Öğretmen, biliyorsunuz öğrenciler öğretmenlerin bazı özelliklerini bilirler ve onun üzerine giderler. Öğretmen derste izin vermeyen bir öğretmen. Öğrenci derste öğretmeninden lavaboya gitmek için izin istiyor. Öğretmen izin vermiyor beklendiği üzere. Sonra perdenin arkasına geçiyor. Affedersiniz, idrarını yapıyormuş gibi hareketler yaparak çıkıyor. Bir pet şişede idrarını içiyor. Tabii öğretmen soluk soluğa hemen müdür baş yardımcısını öğrenciye götürüyor. Diyor ki müdür baş yardımcısı, öğretmenin verdiği bu tepkiyi anlayamadım. Yani oraya ice koymuştum, şu anda da ice içiyorum. Yani yolda ceket görüp öğretmenin ceketini iliklemediği için ceza alan öğrenciden işte sınıfta bu şekilde oluyor. Ya da işte şeyi çok da görüyorsunuz, aynı anda derste bir şeyler yapmak, aynı anda derste bir müziği dinlemek. Bir anda size ders anlatırken bütün öğrenciler aynı anda bir müzik çalmaya başlıyorlar ya da karar veriyorlar. Hepsi aynı anda bir gazete çıkartıyor, hep farklı gazeteler vesaire gibi. Hani böyle zaman zaman tebessüm ettiğimiz, zaman zaman da sinirlendiğimiz olaylardan bir tanesi. Bu hani yıllar içerisinde bunları değerlendirmek, işte aslında şuradan bakılması çok makul görünüyor. Biz bunu nerede fark ettik? 2000'li yıllara geldiğimizde mesela 80-90'lı yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın disiplin müfredatında açıkça belirli. İşte açık kadın fotoğrafı okula getirilemez, işte pornografik içerikli dergiler okullara getirilemez falan diye. 2000'li yıllara geliyorsunuz, işte öğrencinin cep telefonunda pornografik görüntü yakalanıyor. Şeyi şu, disiplin yönetmekle karşılığı olmayan ceza. Çünkü o teknolojik aletin içerisinde müdahale alanının olmadığı bir yerde. Ben acaba dedim yani mesela aynı şekilde öğretmenlerin Facebook sayfası açılması, sanal dünyada işte farklı kimliklerle okullara karşı şeylerde bulunulması, öğrencinin kendisine farklı kimliklerle işte okuldaki bir öğretmenini ekleyip ona hakaret etmesi ya da bir arkadaşını ekleyip ona normal hayatta kendisi hakkında ne düşündüğünü öğrenmeye çalışması ve benzeri. Acaba Emniyet Müdürlüğü bunları ne söylüyor diye düşündüm. O yıl 2012 yılının 13 Mayıs'ında Emniyet Müdürlüğü, 2012 yılının 13 Mayıs'ında Emniyet Müdürlüğü bunu siber suçlar şeklinde nitelendirmiş.
Ben de TED'imde bunlara siber suçlar diye söyledim. Aslında yıllara göre disiplin olaylarında ne tür değişiklikler var derseniz, tamamen sanal dünyanın işin içerisine girmesiyle boyut değiştirdiğini görüyoruz. Hatta bir, şu anda yazarın ismini hatırlamıyorum, bir ifadesi var. Bu disiplin olaylarının keşfedildiğini, medya tarafından keşfedildiğini söylüyor ve medyayı yangın itfaiyecilerine benzetiyor. Diyor ki aslında bu hep vardı ama şu an itibariyle daha çok sosyal medyada paylaşılabilmesi, işte medya üzerinden konuşabilmesi nedeniyle daha da arttı. Biz buradan baktığımızda sanal dünyanın çocukların dünyasında sadece disiplin olaylarında değil, kişiliklerinin geliştirilmesinde de çokça etkili olduğunu gördük. Mesela normalde bir imaj çizgisinde karşılaştığımız vakalardandı. Bir kız öğrenci, bir erkek öğrenci hesabıyla Facebook'tan sayfa açıyor. Ve işte sınıftan bir erkek arkadaşını ekleyerek normalde kendisi hakkında ne düşündüğünü öğreniyor. Görüyorsunuz ki aslında değerleri, hani günlük hayatta benimsediği, sahip çıktığı, muhafaza etmeye çalıştığı değerler sanal dünyada yeni bir forma bürünmüş bir şekilde karşısına çıkıyor. Buradan neyi anlıyoruz? Görünmüyorsan dilediğini yap. Kimse seni tanımıyorsa dilediğini yap. Bu aynı zamanda bize şunu da söylüyor. Görünebiliyorsan varsın. Mesela sanal dünyanın onlar üzerinde müthiş bir tüketim kültürünü dayattığını görürüz. Bunu öğretmenler de bize sıklıkla söylemişler. Gençliğin özellikle sanal dünya ile birlikte çokça tüketim kölesi olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla da çokça karşılaştık. Yine devam edelim. Burada yıllara göre disiplin olaylarındaki değişimlerden, değişen öğrenci-öğretmen ilişkisinden bahsetmekte yarar var. Nedir? Aslında güzel bir karikatür var. Eminim siz de görmüşsünüzdür. 90'lı yılların öğretmeni karneyi gösterir. Veliyle birlikte öğrenciye suçlanır giderler. Hani ne bu karnemin hali diye. 2000 yıllara geldiğinde veli öğrenciyle birlikte öğretmene sorar ne bu karnemin hali. Dolayısıyla disiplin arşivine baktığımız zaman ciddi bir şekilde öğrenci-öğretmen ilişkisinin değişmiş olduğunu görüyoruz. Hatta disiplin olaylarında akademik başarı çok etkili olmakla birlikte öğrencilerin takındığı tavırlarda da akademik başarısı yüksek olan okulların etkisi çok fazla. Mesela Anadolu liselerinde öğretmen bir öğrenci davranışından dolayı disipline vermişse öğrenci rahatlıkla sen beni nasıl disipline verirsin? İşte yönetmelik gereği sınavda böyle yaptığın için sınavını iptal ediyorum dediğinde yönetmelik gereği sen de dersten anlattıktan sonra soru sormalısın ama her dersten sonra bunu yapmıyorsun. İşte ben dersimi yapmamak benim hakkım, sınava girmemek benim hakkım, saçlarımı uzatmak benim hakkım. Mesela yönetmelik gereği saçlarını uzatamazsın, o zaman sorumluluğun da kalmak denildiğinde burada aslında şu iki ayrımı görmüş oluyoruz. Öğrenciler her şeye haklarının olduğunu düşünmekle birlikte o haklarının beraberinde gelen sorumlulukları almak istememektedirler. Bu da onlarda gördüğümüz büyük değer dönüşümlerinden bir tanesi. Artık öğretmenin otoritesinin tahrip olmuş olması, temelde saygınlığını yitirmiş olmuş olması ve öğretmen tükenmişliği denilen bir kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sıklıkla bunu görüyorsunuz. Daha hatta çok yeni karne olayından dolayı bir öğretmen dayak yemişti öğrenci. Bir coğrafya öğretmeni, şu an iyi hatırlamıyorum. Öğrencilerinden dayak yemişti. Hani yolda kendisini gördüğünde selam vermediği için, yılı ceketini yeklemediği için reddede olan öğretmenden işte bugün okulda dayak yemeden çıktık elhamdülillah diye bir öğretmene karşı rastlıyoruz. Mesela akademik başarısı çok yüksek olan bir Anadolu Lisesi'nde çalıştık. Burada bir tane öğretmenin öğrencilerin onlara tacize varan saldırılarından dolayı psikolojik tedavi aldığını gördük disiplin arşivinde. Bakıyorsunuz hani iyi bir okul mesela. İkincisi öğretmen-veli ilişkisi. Burada artık hani eti senin, kemiği benim anlayışından, her şeyi benim olan, sen benim çocuğuma karışamazsın, sen benim çocuğuma düşük not veremezsin. Hatta belki takip edebilmişsinizdir, son zamanlarda e-okul sistemine velilerin de girebilmesiyle veliler öğrencilerin notlarını değiştirmişlerdir. Yani eti senin, kemiği benim hocam, hani şuna geldi, bugünkü geldiğimiz aşama maalesef bu. Bunda artık çocuk ailelerin çok az çocuk sahibi olması, dolayısıyla çocuklara sorumluluk yüklememesi, düşünme yaşının çokça yükselmesi, yani işte biz senin için düşünüyoruz, sen dershanene git, sen okuluna git, sen sınavını kazan, sen falan yere gel değil diyerek çocukların hani belli formlarda yaşaması, dolayısıyla doğal hayattan kopuk bir hayat sürmesi, çocuk erkek aile yapısının verdiği bir şeyle artık öğretmen-veli ilişkisi de ciddi olarak değişmiştir. Öğretmenler mesela şunu çok da sıklıkla ifade etmişler ki biz hocam bizle ilgilenmek istemiyoruz çünkü bir şey söylesek okulu basıp işte dayak yiyoruz. Hatta idarenin mesela değiştiğini görüyorsunuz. 1980'li yıllarda çocuk bahçede sigara içiyor.
O sırada çok ağır bir ceza alıyor çocuk. O dönem şu an cezasını hatırlamıyorum. O dönemde sigara cezasını daha ağır bir ceza alıyor. Neden olarak şöyle ifade ediliyor. Okul müdürünün bahçede olup onu görebilme ihtimaline rağmen okul bahçesinde sigara içmiştir. Yani idarenin otoritesinden bahsediyoruz. 2000 yıllara geldiğimizde müdür okul müdürünü rahatlıkla duyabilen öğrenci tipi. Okul müdürünü rahatlıkla duyabilen veli tipi. Hatta üçüncü olarak da okulda şiddetin keşfi meydanın yangın alarmı üzerine. Burada bunu şundan söylüyorum. Öğretmenler aslında okulda şiddet hep vardı. Ama işte son zamanlarda işte zaten okullaşmanın da artmasıyla birlikte daha çok çocuğun okula gitmesiyle birlikte yaygınlık kazandı şeklinde. Fakat bu çok bu işi masumlaştırıyor. Çünkü neredeyse disiplin arşivlerine baktığımız zaman şu duruma gelmiş durumda. Yani Milli Eğitim Bakanlığı çokça aslında disipline kayıt düşünmesini istemiyor. Tabii bu resmi olarak ifade edilen bir şey değil. Ama bakıyorsunuz ki bütün kavga olayları emniyete gitmiş. Mesela gitmiş çocuk deniz bankı basmış. İşte falanca yerde birileriyle kavga etmiş okul forması üzerindeyken. Okulda çete kurmuş, okulda arkadaşlarını dövmüş, arkadaşını bıçaklamış, arkadaşını öldürmüş. Mesela bu aşamaya ancak emniyete olay intikal ettikten sonra okul kayıtlarına yazılmaya başlıyor. Bu biz aslında şiddetin çokça yaygın, çokça büyük olduğunu ama okulların bunu bastırmaya çalıştığını gösteriyor. Disiplin cezasına konu olan davranışlar ve değer ilişkisine gelirsek, öğrencilerde rastladığımız şeylerden en fazlası görünmüyorsan dilediğini yap. Dolayısıyla herhangi bir otorite olmadığında, herhangi bir izlenceye, izlenildiklerine dair bir şey olmadığında rahatlıkla yani disipline yansıyan davranışlardan hareketli olsun, öğretmenlerin tavırlarından hareketli olsun, disiplinsizlikler, işte toplumun değer yargılarına aykırı davranışlar yapabildiklerini görüyoruz. İkincisi, tükettiğim kadar değerliyim. Mesela öğretmenlere sizce şu anki gençliğin sahip olduğu en önemli üç değer nedir diye söylediğinizde hepsi istisnasız şunu söylemiştir. Para, emeksiz başarı ve bir an önce tatmin olması istenen cinsel arzular. Bunu abartısız söylüyorum. Yaklaşık 20 tane öğretmenle sanırım görüşme yaptık. Hepsi aynı şeyi söyledi. Yani müttefikin aleyhi olmuştur bu. Mesela SMS gençliği isimlendirmesi vardır. iPhone gençliği isimlendirmesi vardır. Hatta bir müdür başyardımcısının ismini söylediği şey beni çok etkilemişti. Öğrencileriniz eşyanın değeriyle kendi değerlerini kıyaslıyor. Yani telefonunun değeri kadar değerlisin. Ya da işte kullandığın arabanın değeri kadar değerlisin. Seni okuluna bırakan babanın bindiği arabanın değeri kadar değerlisin. Dolayısıyla hayata da bu zaviyeden baktıkları ifade ediyor. Yani hayata beklentileri ve hayata verebilecekleri şey olarak da bunları görmüş oluyor. Aslında burada ikinci olarak söylememiz gereken bir şey de benim için faydası ne? Yani eğer hemen faydalanabileceği bir şeyse bunu değer olarak benimsiyor. Üçüncü olarak yine söylememiz gereken bir şey de bir emek için, bir şeyi kazanmak için öğrencilerin artık çokça böyle hani emek vermeyi, çabalamayı bir ertelemek olarak gördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla şimdi de burada olanın onlar için asıl kıymetli şey olduğunu söylemek doğru olacaktır. Öğrencilere bir olarak baktığımızda beğenilmek değerinin onlar için çok önemli olduğunu. Dolayısıyla işte kız öğrencilerin okullarda aşırı abartılı makyajlar yapması. Çünkü biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı okullarında makyaj yapma, işte saçları çok abartılı tarama, işte kıyafetleri abartılı giymek yasak. Bunlar disiplin şeyleri. Özellikle kıyafetle ilgili yasaklara baktığımız zaman kendi niçin böyle yapıyorsun diye soruyor öğrenciye. Kendimi böyle çok güzel hissediyorum. Mesela şöyle kız öğrencilerle karşılaştık. Kendi affedersiniz çıplak görüntüsünü çekmek suretiyle okula ya. Yani bunu niye böyle bir şey yaptığını sorduğunda işte beğenilmek istiyorum. Takdir almak istiyorum. İlgi toplamak istiyorum. İşte meşhur olmak istiyorum. Görünen olmak istiyorum. Dolayısıyla beni meşhur yapacak, beni beğenilen yapacak, beni görünen yapacak olan şeyleri almak istiyorum. Özellikle de 2005, şimdi mesela 2000 yıllara dair hani bir kavramlandırma yapacağımız zaman çok zorlandık. Hani ben acaba bir şey söyleyebilir miyim 2000'li yıllar sonrası geçtiğimizde? İnanın 2005 ve 2010, hatta eminim şu an çalışılsa 2010 ve 2013 çok çok değişiyor, çok hızlı değişiyor, çok ani değişiyor ve artık kuşaklar arası farklar hani 10 yıllık, 5 yıllık zaman çoktan açmış bulunuyor. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Teknoloji aletlerinin her birisinin kendi getirdiği değer yargıları bu da çok önemli.
anında video çeken, işte anında mesela şu an çalışsaydım herhalde en çok göreceğim şeylerden bir tanesi Twitter, Facebook hesapları ve benzeri olacaktı. Çünkü hani 2005-2010 arasında da çokça gördüm ama eminim şu an bu daha da ayyuka çıkmış olurdu. Biz sonra gördüğüm şeylerden bir tanesi öğrencilerin artık aşırı ben merkezci olması, hani benim istediğim şeyler. Dolayısıyla fayda, aslında buna şaşırmamak gerek çünkü faydacı olduğunuz zaman ben merkezci olmanız da kaçınılmazdır. Parayı yine aynı şekilde söyleyebiliriz. Bir de sorumluluğu olmayan hakların peşinde olmaktan bahsetmekte yarar var. Aslında bundan bahsettik. Her türlü hakla sahip olmak istiyorlar ama herhangi bir sorumluluk almak istemiyorlar. Bir de sahip olmama haksızlığı ile bir mücadele yöntemi olarak kavga. Bakın bunu çokça görebiliyorsunuz. Öğretmeni buna düşük not verdiğinde çok kolayca kavga edebiliyor. Sevdiği kız buna yüz vermediğinde çok, bu söylediğim kavgalar böyle bir hani masum kavgalar değil yani. Yaralamayla sonuçlanan, çeteyle sonuçlanan, işte işin ucunda maddenin çıktığı, alfanın çıktığı kavgalardan bahsediyoruz. Dolayısıyla öğrencide bir sahip olma, sahip olmamayı bir hak, kendisine yapılmış bir haksızlık olarak görüyor. Kız öğrencinin onu reddetmesi, kız öğrencinin onu değil de başka bir kişiyi seçmesi ya da öğretmenin ona düşük not vermesi, hatta giyim kuşağında, kullanılan teknolojik ürünlerde. Mesela şöyle öğrencilerle çokça karşılaşıyorsunuz. Arkadaşının cep telefonu zorlanıp onu satıyor. Arkadaşının eşyalarını alıp ve bu iyi okullarda yapıyor. Yani maddi olarak kötü bir okulda değil. Çünkü ona ben sahip olmalıyım. Ona bir başkası sahip olmamalı. Yani kavga nedenlerine genel olarak baktığımızda bu buna ben sahip olmalıyım hakkının mücadelesi olduğunu ve sahip değilsem bunun için yapılacak her şey mübahtır anlayışının olduğunu görüyoruz. Yine burada aslında yine sanal dünyaya gelmekte yarar var. Gerçek dünyadan bir kaçış ve gerçek hayattan bir kopuş olarak sanal gerçek alanı. Bunu çokça görüyorsunuz. Mesela öğretmenlere sorduğumuzda öğrenciler en çok hangi kitapları okuyor dediğimizde gerçeklikle çokça ilgisi olmayan, işte fantastik kitapları tercih ettikleri ya da en çok izlenen filmler nedir dediğimizde meşhur olan bir tane film vardı, şu an ismini hatırlamıyorum. Yok hayır, kurt, vampir hikayesi olan vardı. Alacakaranlık, Güvenceliği gibi filmleri tercih ettiklerini görüyoruz. İşte buna benzer kitapları okuduklarını görüyoruz. Ve mesela öğretmenler hani öğrenciye niçin çokça bilgisayar başında vakit geçirdiğini sorduklarında orada kurdukları dünyanın daha mutlu olduklarını söylüyor. Yani aslında bu birazcık hani uyuşturucu almakla eşdeğer olmuş oluyor bu zaviyeden baktığımızda. Çünkü kendilerini uyuşturuyorlar, gerçek hayattaki problemlerinden kaçarak orada kendi gerçeklerine, her şeyden önemlisi, en önemlisi kendi değer yargılarını inşa ettikleri bir alanda söz sahibi oluyorlar. Şimdi dışarıdan baktığımız zaman sanal dünya aslında bir yer değil ama aynı zamanda iyi bir yer. Bu garip bir tanımlama ama o kadar iyi ifade ediyor ki bu durum. Onlar için yani bir yer değil ama iyi bir yer. Yani bu kadar da karmaşık yani. Günlük hayatta sanal yerlerin sanal dünyada form değiştirmesi. Bundan bahsetmiştik. Orada yeni kimliklerin oluşturulması. Mesela öğrencilerin işte babalarını Facebook'ta eklememeleri. Çünkü orada yeni bir kimlik oluşturuyorlar ve gerçek hayattan kopmak istedikleri için gerçek hayatta onları gerçek hayatta hatırlatacak şeylerle bir arada olmak istemiyorlar. Üçüncüsü de sanal hayatın bir getirisi olarak dört temel değerden bahsedebiliriz. Sınırsız özgürlük, emeksiz başarı, para, cinsel arzuların tatmini. Bunun da bunun içinde her yolun mübah olduğunu görüyorlar. Size sanal gerçekle alakalı. Bir örneğim vardı ama sanırım bunu almamışım. Ben teşekkür ediyorum. Bundan sonrasında sorularınız olursa sorularınızla devam edelim. Buyurun. Hocam size de çok teşekkürler. Ben açıkçası çok karamsar bir şey oldu birden böyle. Hani açıkçası sanki hocalar biraz da size sanki yani bize araştırmanın belki de doğası gereği olan bir şey. Biraz dert yapmışlar sanki. Size ama hakikaten de yani belki normal bir gözlemcinin baktığı şekilde de bu belirttiğiniz şekilde gençliğin durumunu görmek mümkündür. Çok enteresan kavramsallaştırmalar vardı sunumumuzda. Ben şeyi sormak istiyorum yalnız özel olarak. Bu riskli cezalarda madem bu dosyaları incelediniz. Ve işte 1980'li 2010 arası.
Bu dönemde 96'da 28 Şubat süreci, Türkiye'de ciddi bir ticari kavramı gündeme geliyor. Yani belirttiğiniz okullar, Yeni Maç Lisesi, işte belki başörtüsü eylemleri, olaylarının olduğu 2002'li yıllar mesela çok ciddi anlamda sizin yine araştırmanız kapsamında söz konusu olmuş olabilir. Ya 96 sonrasında o dönemde medyanın da belki konu olduğu şekilde işte namaz kılan gençler disipline bir şekilde gelmeleri söz konusu olmuş okullarda. Bu tarz cezalarının niteliğinin değişimi konusunda bir gözleme sahip oldunuz mu? Şöyle söyleyeyim, ilk başta sunumun başında söylemiştim. En çok niceliksel olarak disiplin cezası olan okul İmam Hatip Lisesi dedi. Çünkü işte bir gün 60 kişilik sınıf dersi terk etmiş. Derste bakıyorsunuz, milli güvenlik dersi. Ya da işte kılık kıyafetse okul kurallarına uymamak, işte arkadaşlarını rahatsız etmek, davranışlarına bakıyorsunuz. İmam Hatip Lisesi konu milli güvenlik dersleri. Ben bunları şöyle dipnot olarak yazdım. İşte bu dönemin şartları nedeniyle. Çünkü şeyi görüyorsunuz ifade olarak. İşte atıyorum 30 yıllık zaman içerisinde İmam Hatip Lisesi'nde bir tane disiplin vakası olmuşsa aslında 460 tanesi sırf milli güvenlik dersleriyle alakalı. Zaten böyle ciddi olarak benim gördüğüm bir tane olay hatırlıyorum İmam Hatip Lisesi'nde. Bir öğrenci yurtta dolabına işte bir açık kadın fotoğrafı koymuştu. Hani açık kadın muhtemelen şarkıcı falan, öyle bir kadındı yani. Onun dışında bu şerhleri düşmeye gayret ettik yani. Çünkü böyle diğer liselerde hocam, ticaret lisesinde vesaire yani imajı kimliği taşınmayan yerlerde yani bir anlamda hani dindar bir gence yönelik belki idarenin son derece şey yani kendi baskısıyla ortaya koymuş olduğu bir disiplin cezasına ilişkin bir tespit yapmak şöyle, şimdi okullarda genel olarak disiplin kuruluna müdür baş yardımcıları başkanlık ediyor. Okullarda da müdür baş yardımcıları genelde din kültürü öğretmenleri. Dolayısıyla din kültürü öğretmenlerinin hani o arka planları gereği daha tahammülsüz olduğunu görüyoruz, daha hoşgörüsüzler. Mesela rehber öğretmenleri dinlediğinizde zaten disiplin arşivinde, onu da söylemeyi de unuttum, bu vesileyle söyleyeyim. Cezalar mesela yıllar içerisinde hafifleyerek devam etmiştir. Bunda rehber öğretmenlere çok etkisi vardır. Rehber öğretmenlerle konuştuğumuzda hayat güldük gülistanlık. Yani bu gençler iyi gençler, hani sahip çıkalım vesaire. Din kültürü öğretmenleriyle konuştuğumuzda bu gençler bitmek üzere. İşte müdür baş yardımcıdır. Ama şuna şimdi 5 okulda çalıştım, 3 tanesi din kültürü öğretmeni, ikisi normal bölümler, diğer bölümlerdendi. Onlar da mesela aynı şeyi söylediler. Zaten şunu görebiliyorsunuz, disiplin arşivine giriyorsunuz, işte küfrettiği için çocuk çeye girmiş ama siz müdür beyi beklerken koridorda zaten küfür seslerini duyuyorsunuz ya da giyim kuşamları görebiliyorsunuz. Ben teze başladığım süreçte Tebliğler Dergisi'ni taramıştım 1939'dan 2010'lu yıllara kadar. Acaba Tebliğler Dergisi'nde disiplin Milli Eğitim Bakanlığı'nın içerisinde nasıl değişti diye. Mesela Hasan Ali İncel'in bir tamimiyle başlar. Der ki işte falanca falanca okullarda işte öğrencilerimizin çok abartılı giyinmemesi, işte çok yüksek topuklu ayakkabılar giyinmemesi, kısa etekler giyinmemesi, işte makyajdan uzak durması. Mesela bakarsınız o Hasan Ali İncel döneminde zaten daha çok bu formlar oluşturulmuştur. Burada şunu da söyleyeyim. Mesela disiplin teorilerinden bahsediyoruz. Tezin kavramsal çerçevesinde değer teorilerinden bahsediyoruz. Peki Türkiye'de işte Milli Eğitim Bakanlığı hangi disiplin teorisini uyguluyor diye sorarsanız maalesef ki böyle bir teorimiz yok. Yani bir sürü teoriden bahsedebiliriz size burada ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı bir teori yok. Peki ne yapılıyor derseniz Avrupa Birliği'ne entegre sürecinde olabildiğince hafifletmeyi tercih etmişler. Yani artık zaten müdürler de şunu söylüyor. Hocam biz sene sonuna geldiğimizde bu yıl herhangi birisi ölmedi. Zaten bunu siz de görüyorsunuz. Hani işte 1980'li yıllarda işte şu olaylar olmuştur. Bunlar çok ağır olaylardır. İşte bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz diye seneyi kapatırlar. 2000 yıllara geldiğinde işte bu yıl hiç herhangi bir öğrenci ölmedi, yaralanmadı. Allah'a şükür deyip seneyi kapatırlar. Yani o şeyi görüyorsunuz. Yani genel olarak aslında öğretmenlerden bunu dinlemeye gerek yok. Yani öğretmenlerle görüşme yapmamış olsaydım, sadece disiplin arşivinden gitseydim de aynı şeyi söylerdim diye düşünüyorum. Çünkü rakamsal artışı da görüyorsunuz. Mesela okulun kapasitesi 500 kişi ama o dönemde 150 tane öğrenci disipline gitmiş ağır suçlardan dolayı. Ve öğretmen diyor ki, hocam biz aslında olabildiğince bu işi arşive getirmemeye çalışıyoruz. Ticaret lisesinde bir öğrenci namaz kıldığı için disiplin cezası almış mı? Hayır. Ya da
işte yanında Kur'an taşıdığı için 28 Şubat dönemlerini falan böyle şeylerle karşılaştınız mı? Şöyle, onlar ideoloji ve şey kapsamında değerlendirilen suçlar. Hani okula yabancı ideoloji sokmak ve benzeri gibi. Böyle bir şey yok. Yani işte namaz kıldığı için, o şundan kaynaklanıyor olması muhtemel. Üsküdar'da çalıştığımız için, Üsküdar böyle çok aykırı insanların olduğu bölgeler değil. O yüzden öyle bir şeyle karşılaştım. Ama işte sol görüşlü mesela gazete ilanları yapıştırmak, okulda basın toplantısı yapmak gibi şeylerle karşılaştım. Onlar da daha çok işte sol görüşlü olaylardan dolayı. Hatta size şunu söyleyeyim, mesela okulda değerler eğitimiyle alakalı sorular sorduğumuzda öğretmenler işte hani bunun din perspektifi altında verildiği için zaten din kültürü dersleri veriliyor, hani değerler eğitimine ne gerek var diyen hocalar bile yani aslında bu işin dinle kurtarılacağını söylemişlerdi. Bu da kıymetli bir veridir yani. Buyurun. Hocam çok teşekkür ederim ben kendi adıma. Çok şeyde biraz daha ayrımla ben ister istemez kendi gençliğimi de kattım. Kendi 39 yaşındayım. Bir fark olarak, yani yüzeysel olarak bakan bir insan olarak bu olaya hepiniz akademisyensiniz de biraz yüzeysel bakacağım için. Şey, aradaki bir farkı kendi gelişimindeki, yani gençlik farkından anlatabilmesi. Sanal ortam farkı var. Yani sanala ulaşma, sanalın katılması var 2000'den sonra. 2000'den evvel benim değiştiğim şey dostana falan geliyorsa, geliyorsa. Gerçi buna biraz kendim açımdan, öznel açıdan pek katılmıyorum da. Ama şöyle, mesela orada şu ayrımı yapıyoruz. Hani dikki gençlik sadece maddi şeylere sahip olan gençlik değil. Bir fakir olan, parasız olan dikki gençlik var. Çünkü benimsenmiş olarak, değer yargıları olarak baktığımızda, hani soyut alan olarak baktığımız, bir de bunların paralı olanları olmuş oluyor. Sağ olun. Yani bir tek fark görebilirsem, doğruysa eğer bu siz katılır mısınız bilmiyorum. Sanal ortamın çoğalması bir de bu yüzden cinsel içeriğe daha kolay ulaşılması farklı durum ben. Bir de son olarak şunu sorabilirim. Sanal şeyin tüketimi artırmasını biraz açabilirseniz memnun olurum. Bunun farkındayım ama sözlerinize ihtiyacım var. Sanal dünya anonim bir dünya ve aslında şöyle baktığımız zaman hani ben de bu çalışma perspektifinden sadece size söyleyebileceğim. Sizin size ihtiyaçların dayatıldığı bir yer olmuş oluyor. Yani siz bir başkasının sahip olduğu şey üzerinden kendinize ihtiyaç olması gereken, ihtiyaç duymanız gereken şeyleri öğrenmiş oluyorsunuz. Sadece kendi kültürünüzden değil. Şimdi hani lokal olarak baktığımızda zaten sanalın en büyük yıkıcılığı buradan geliyor. Evrensel şeyleri size gösterdiği için siz lokal şeylere sahip olduğunuzdan bu evrensel ve lokalin çatışmasını yaşayacaksınız sürekli. Dolayısıyla sahip olan ve dolayısıyla sizden önde olan kişilerle kendinizi mukayese ettiğinizde yeni ihtiyaçlarınız da ortaya çıkacak. Ve zaten biliyorsunuz sanal dünyada bu ihtiyaçların temini artık çok çok daha kolay olduğu için böyle açıklanabilir diye düşünüyorum. Evet, hocam. Teşekkür ederim. Bu özellikle işte 90 sonrası döneme dair tasvir ettiğiniz bireyselleşme, okullar, kültür, işte teknoloji, irtibat halinde vesaire bir tabiri caizse ifsada neden oluyor. Burada şeyi sorgulamak gerekiyor. Yani öğrencilere, öğretmenler ve idareciler ne kadar dokunuyor? Temasa geçiyorlar. Yani bunu manevi anlamda soruyor. Ne kadar ilgileniyorlar vesaire. Burada da ben ciddi manada bir şey boşluk olduğunu düşünüyorum. Yani bizatihi kendi işte 2000'lerin başındaydı bizim liselerimiz. Haylazlıktır vesaire. Birçok şey yapıyorsun ama ciddi manada seni de ilgilenen, hala da öğretmen arkadaşlarımla biliyorum. Öğrenciyle ilgilenen, temas kuran, derdini dinleyen vesaire. Yani meseleyi tasvir etmekten ziyade içine giren öğretmenlere karşı en rigid öğrencilere bile bir şeye geldiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla hani bu mesela bilgisayar başında geçirilen vakti daha anlamlı bulan öğrencinin o söylemi aslında hem ailenin problemi aslında. O çocuk niye ailesiyle vakit geçirmekten bu kadar imtina ediyor? Hani ergenlik dönemi genelde akrana yakınlaşma, ailenin uzaklaşmadır vesaire ama daha kaliteli bir akran çevresi oluşturmada öğretmenin öğrenciye dokunmasının tesiri vardır vesaire. Yani özellikle söylemek gerekirse öğretmenlerle yapılan çalışmalar ya da öğretmenlerin iş memnuniyeti ya da dışarıdan bakıldığında öğrencilerin öğretmenlerden beklentilerine dair çalışmalar var mı bilmiyorum ama genel manada %90 diyebilirim.
öğretmenler biraz işin maalesef kolayına kaçıyorlar. Öğrenciye dokunmaktan çekiniliyor, temasla geçmekten çekiniliyor. Özellikle problemli diye tasvir edebileceğimiz okullarda bu daha da şey. İstanbul'da hele hele daha da şey. Ben böyle bir katkı sunmak istedim. Bilmiyorum böyle gözlemleriniz oldu mu? Teşekkür ederim. Sunumuzun başını kaçırdığın için belki söylemişsiniz ama. Şöyle bir tane müdür baş yardımcısı değerlerin kazandırılması noktasında öğrencilere işte Mevlana Haftası yaptıklarını, işte dolayısıyla hani tarihi değer diye benimsediğimiz kişileri ziyaret ettiklerini, işte Çanakkale'ye götürdüklerini vesaire söyleyen hani sizin tabirinizde çalışan, çabalayan öğrenciye dokunan öğretmenler genelde olumlu bakıyorlar. O konuda haklısınız. Mesela rehberlik servisleri öğrenciye en çok dokunan, onlarla en çok ilgilenen bölümlerdir. Fakat burada mesela bu süreçte ben forumları da takip ettim. Hani işte rehberlik servis öğretmenlerinin ya da başka öğretmenlerin onlar hakkında yaptığı yorumlar, işte öğrencilerin eskiden yapılan disiplin cezalarıyla ilgili şeyleri var, forumları var internet sitelerinde. Onlara baktım hani neler yapmışlar vesaire gibi. Rehber öğretmenlerin işte şöyle öğrencilerde de öğrenmişlik var arkadaşlar. Yani şöyle ben işte hocam psikolojim bozuktu, o anda işte moralim çok bozuktu dediğinizde bu pişmanlık yasasından yararlanmak olmuş oluyor. Bunu da öğrenci kullanıyor. Yani öğretmenlerin de zaman zaman söylediği art niyetli öğrenci. Ben mesela bir tane öğrenciyi takip ettim. Bu Muşlu bir öğrenciydi. Hazırlık sınıfını burada bir Anadolu Lisesi'nde okuyordu. Çalıştığım liselerden bir tanesinde. İlk geldiği andan itibaren öğrenci ayda bir düzenli olarak disipline gidiyor. Biliyorsunuz disiplini hemen okuldan atmak artık çok zor. İşte ilçenin onaylaması lazım, ilin onaylaması lazım, işte geri dönmesi lazım vesaire gibi, işte süre tanıyorlar iyi halde olması için vesaire. Bu öğrenci bütün bunlar yapıldı. Lise 1'e geldiğinde öğrenci daha önce başka bir lisede kaldığını öğreniyoruz zaten disiplin arşivinden. İşte aklımda gelmeyecek her şey, burada ifade edemeyeceğim kadar ahlaki olarak her şeyi yapan bir öğrenci oldu. Ve şu anda öğrenci kayıp. Yani illegal örgütlere karıştığına dair arşivde öyle yazıyor. İlden döndü, ilçeden döndü, il gelip çocuğu affetmesi için okul müdürüyle görüştü, talimat geldi valilikten. Yani işte çünkü çocuk şöyle ifade verdi, ben Muşluyum, fakirim, ailemi çokça göremiyorum, sıkıntılarım var şeklinde. Ama şöyle de bir vakayla da karşılaştık. Bir öğrenci, babası olmayan bir öğrenci ifade etmiş, annesi de ağır hasta, marangozun yanında çalışmak zorunda kalmış eğitimini tamamlamak için. Bu öğrenci de bir arkadaşını bıçaklayarak öldürüp maalesef eğitim hayatını sona ermiş. Mesela bu öğrenciyle ilgilenilmesi belki daha anlamlı. Şöyle, sadece öğretmenleri suçlamak ya da işte öğretmenler yeteri kadar ilgilenmiyor demek de hata. Yani biz, bence benim bu çalışmada gördüğüm en temel eksiklerden bir tanesi şuydu. Ergen tanımlaması altında öğrencinin düşünmesine çok engel oluyoruz. Lise öğrencisi ciddi kararlar verebilecek, işte kendisini konumlandırabilecek, kendisine dair bir şeyler söyleyebilecek kapasitede bir öğrenci. Nitekim mesela ben bunu İmam Hatip liseleri de çokça gördüm. Yani İmam Hatip diye söylediğimde şöyle bir tepki alıyorum. İmam Hatipleri savunuyor muyuz? Hayır, yani bunlar resmi olarak evraklarda kayıtlı olan şeyler. O yüzden gönül rahatlığıyla bunu söylüyorum. Öğrenci mesela kendisine dokunulduğu zaman işte büyük bir suç işlemiş bir öğrenci. Hani neden bunu yaptın dediğin zaman pişmanlığını ifade edebiliyor. Ama maalesef özellikle akademik başarısı yüksek olan okullarda bunu hiçbir şekilde öğrenciye söyledim. Hiç rastlamadım yani akademik başarısı yüksek olan okullarda. Kaldı ki orada öğretmenlerin en çok ilgilendiği yerlerdir. Yani öyle söyleyeyim. Ben teşekkür ediyorum. Yani böyle bir havada zahmet edip geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Hocam çok teşekkür ederiz. Gelecek bilen sunumlarında da inşallah siz de yine burada aynı salonda bekleriz efendim. Herkese hayırlı akşamlar. Hocam ağzınıza sağlık. Selamünaleyküm.